Mutfağımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda evde doğal yeşillik nasıl kurutulur videosuyla sizlerleyim. Elimin altında şu an nane ve maydanozlarım var arkadaşlar. Sabah sirkede suda beklettim. Daha sonra 3-4 suyla yıkadım. Sonrasında işte görmüş olduğunuz gibi kağıt halının üzerine dizdim. Islakların nemini çeksin diye. Kuruladım arkadaşlar bu şekilde. Ben nanelerimin saplarını kestim önceden. Videoyu fazla uzatmak istemedim. Sadece maydanozların sapları kalmış. Onu da birlikte kesmek istedim. Evet, şimdi maydanozların saplarını kesmeye başlıyorum. Şunu bir kenara alayım. Evet, şimdi maydanozların saplarını kesiyorum. Marketten almak yerine bu şekilde evde doğal olarak yapabiliriz arkadaşlar. Hiç olmazsa içinde ne olduğunu biliyoruz. Bu yöntemle sadece maydanoz, nane değil, kekik olabilir, fesleğen olabilir. İşte benim yaptığım gibi maydanoz, nane, dereotu olabilir. Yani istediğiniz yeşillik de olabilir arkadaşlar. Zaten nane yemeklerimizin vazgeçilmesidir. Kurutulmuş nane. Sarı olan kısımlarına koymuyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar temiz bir bezin üzerine yayıyorum. Güneş ışığı görmeyen gölgeli bir ortamda kurumasını bekliyorum. Tahminen 1-2 gün içinde kuruyorlar. Kesinlikle güneş ışığı görmesin arkadaşlar. Yoksa verdiğiniz emek boşa gider, kararma yapar. Daha çabuk kurumasını istiyorsanız fırında da kurutabilirsiniz. Evet, maydanozlarım bitmek üzere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi maydanoz ve nanelerimi saplarından ayırdım. Şimdi temiz bir bezin üzerine koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bezimi serdim. Evet, şu şekilde elimle dağıtıyorum arkadaşlar. Kesinlikle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde duruyor.
aynı şekilde nanelerimi de diziyorum. Evet sevgili arkadaşlar, kurutmuş olduğum maydanoz ve nanelerim şu an kurumuş durumdalar. Tam 3 gün beklettim arkadaşlar kuruyana kadar. Ben 3 demet maydanoz, 1 demet nane kullandım. Eğer çok kalabalık bir aileyseniz daha fazlasını da yapabilirsiniz. Bana şimdilik buna yeterli arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bu yöntemi deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da sizlere yeşillik nasıl kurutulur onu gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.